Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YÖK dilde nasıl tek seferde barajı geçebilirim bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kendimi tanıtayım. Ben Enes Özdil. Diş hekimliği 3. sınıf öğrencisiyim. Tek seferde sınavı kazandım. 100 üzerinden 80 puan aldım. 80 üzerinden 64 doğru yaptım. Bu süreçte nasıl çalıştım, neler yaptım bunları paylaşacağım. Bu video iki kısımdan oluşacak. Birinci kısım nasıl, neler yaptım, nasıl yaptım İkinci kısımda size neler öneriyorum, neler yapmanız lazım şeklinde olacak arkadaşlar. Öncelikle kaynaklarımdan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar en çok yararlandığım kitap Fuat Başkan'ın konu anlatımlı soru bankası ve video çeviriler dediği bir kitap. Gökdelin Sağlık Bilimleri konu anlatımlı Fuat Başkan'ın kitabı. Bu kitabın içerisinde cümleler verilmiş ve yanına da o cümlelerden kelimeler verilmiş. Ben bu kelimeleri teker teker ezberlemeye çalıştım. Çok tekrar attım. Bu kitaptan gerçekten çok fazla tekrar attım. Çok fazla tekrar attıkça ne oluyor arkadaşlar? Beyninize giriyor. Kısa süreli hafızaya tutuyor. Yahut uzun süreli hafıza atabiliyorsunuz. Ama eğer çok fazla kelime ezberlemeye çalışırsanız bu daha çok sizin kısa süreli hafızanıza girdiğini düşünüyorum ben. Çünkü sınavın üzerinden ne kadar olduğunu tahmin edecek olursam 1-1,5 bir, bir ay yahut tam bilmiyorum işte. Yavaş yavaş kelimeleri unutmaya başlamışım yani. Kısa süreli hafızaya attığımdan dolayı bu. Advanced kelimeleri de öğrenmeye çalışmıştım çünkü. İlk kitabım bu oldu. İkinci kitabım, aslında ikinci kitabım yok. Bu kadar. Bu kadar bile çok faydalı olduğunu söyleyebilirim size. Ama ikinci kitabım son bir hafta içerisinde tüm kelimelerini gözden gezdirdiğim, ezberlemeye çalıştığım, kısa süreli hafızama at atmaya çalıştığım kitabım bu oldu. Moda Dilin yayınları, makalelerle YÖK Dil Sağlık. Aslında bu kadar dedim ama çok fazla bölündüm, çok fazla yerden çalıştım, çok fazla info topladım. Fakat en fazla yararının dokunduğu Düşündüğüm kısım bu oldu burası oldu Şöyle Yökdil'in çeviri, Renkli çeviri kitabı var Ben dedim ki her gün 20 tane makale çevireyim Bundan 15 günde kitabı bitireyim Fakat toplam Sanırım 75'e kadar geldim yani 75'e kadar geldim. Ondan sonra bıraktım. 75 makaleyi çevirdim. Bilmediğim kelimeleri çıkarttım. Fakat bu duruma geldiğimde zaten ben birçok kelimeyi artık anlayabiliyordum. Makale okuduğum zaman anlayabiliyordum. Çok fazla kelime çıkmadı bundan dolayı. Çıksa da birazcık standartların dışında ekstrem kelimeler çıktı diyebilirim. Zaman zaman sözlükten dahi çalıştım. Belli partları çalıştım. Verim aldığımı yahut yararlandığımı söyleyemeyeceğim. Soru bankası çok az soru çözdüm. Çok fazla zor zaten. Gökdil'e göre çok ekstrem zor. Üzerine bir de şöyle bir kitabım var. Sağlık bilimleri temel gramer. İçinden sanırım sadece bağlaçlara baktım hızlı bir şekilde. Hiç ihtiyaç duyduğum bir kitap olmadı kendisi. Üzerine ne yaptım? Soru çözmediğimi söyledim. Fazla kaynaklardan yararlanmadığımı söyledim. Bir adet sadece toplam bir adet deneme çözdüm. 2019'un ilk basamağını çözdüm. İlk barını çözdüm. Girdiğim denemede 52-53 net civarı net yaptım. İlk ilk girdiğim denemede. Zaten ikinci girdiğim denemede gerçek deneme oldu ve 64 nete ulaştım. Peki nasıl gerçekleşti bu? Arkadaşlar kendimi çok fazla İngilizceye maruz bıraktım. Çok fazla video izledim. Udemy'den eğitim seti izledim. Gerekli mi? Hayır, gerekli değil. YouTube'dan bağlaçları yalayıp yutun arkadaşlar. Bağlaçlar çok önemli. Yani sınavın hemen hemen resmen hepsinde her yerde paragraflarda, cümlelerde, gramerin içerisinde bağlaçlar çıktı. Prepositions'lar telaffuzunu umarım doğru yapıyorum. Daha lan doğru yapamıyor olabilirim. Çalışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Sınavda da zaten çıktığı zaman birazcık salamasyon oluyor arkadaşlar. Tenslerin mantığını ezberlemeye çalışın. Mantığını oturtmaya çalışın. Ezberlemeye çalışmayın. Pardon. Özür dilerim mantığının ruhunu kavramaya çalışın. Bağlaçların ruhunu, mantığını kavramaya çalışın. İşte zıtlık bağlaçları, sebep sonuç bağlaçları. Bir cümlenin bir tarafı pozitif, bir tarafı negatif. Orada zıtlık bağlacı olabileceğini düşünün. Yani zaten çalışmaya başladığınız zaman, videolar dinlemeye başladığınız zaman YouTube'dan soru çözüm videoları bol bol dinleyin. En en önemlisi, en 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 önemlisine geliyorum. YouTube'dan çıkmış sınavların çözümünü izleyin. Bu şu an olarak yasan, yasal değil. Yayınlamak yasal değil. Fakat bazı kanallarda hala olduğunu gördüm. Ve ben sadece çıkmış soruların bir tanesini çözmeme rağmen toplam bir denememi çözmeme rağmen çıkmış soruları YouTube'dan çözümünü dinledim. Neden? Çünkü sınav 3 saat sürüyor. Ben 3 saat o sınavın başında oturduğum zaman stres yapıyordum. Geriliyordum. 3 saat gerçekten çok sıkıcı geçen bir zaman. 3 saat başında oturmak. Zorlanıyordum yani açıkçası. Ama YouTube'dan oturup video dinlediğiniz zaman gayet kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. kendiniz çok geliştirebiliyorsunuz. Gelişimimiz yani çok güzel oluyor. YouTube'u oturup başına dinlediğiniz zaman. Ben böyle düşünüyorum. Bir başka seçeneğim de şu oldu. Gidip gelirken, gidip gelirken dedim, ben özel ders veriyordum. Gidip gelirken tabii çalışamıyorsun doğal olarak kitaplardan vesaire. Instagram adresleri var arkadaşlar. Buraya iki tane Instagram adresi bırakacağım. Bu iki Instagram adresinden çok yararlandım. SS'lerini aldım. Kelime kelime bunlar gün gün posta atmışlardı. SS'lerini aldım. gidip gelirken gidip gelirken sürekli çalıştım. Toplam çalışma sürem 2 iki, 2,5 iki ay demiştik. Bu 2 iki, 2,5 iki ayın verimliliği %60 %65 oranlarında geçtiğini düşünüyorum. Her gün her zaman çalışmadım tabii ki. Niye? Okullarım oldu, derslerim oldu ders vermeye gideceğim zamanlar oldu. Ama ne yaptım? Otobüste gidip gelirken, metrobüste gidip gelirken, metroda gidip gelirken elimde telefon sürekli kelimeleri taradım arkadaşlar. Kelimeleri eş birlikte taramaya çalışın. Bu arada benim elimde bir adet drive var. Drive linki var. O drive linkin içinde çıkmış sorular var. O çıkmış soruların ayrıyetinde kelimeler var. Güzel şeyler var. Bunu size verebilirim. Yapmanız gereken tek şey yorum artı like olacak. Aşağıya yorum bırakırsınız güzel bir tane. Sonra Instagram'dan bana ulaşırsanız atabilirim dry link'ini sizlere. Gelelim sizlere ne yapmanız gerektiğine. Bu kısım şu ana kadar benim ne yaptıklarımdan oluşuyordu. Ama size ben neler öneriyorum, neler yapmalısınız? Bir kısmını tekrar etmiş olacağım. Ama sadece bu kısmı yaparak da baraja çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Hiçbir soru bankasını önermiyorum. Önermiyorum çünkü çıkmış soruları çözmeniz size çok daha fazla fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Yok diye için olan gelişimizi çok daha fazla arttıracağını düşünüyorum. Belli bir box var, belli bir kalıp var ve bu kalıbın, bu box'ın içerisinden belli kelimeler sürekli tekrar edip duruyor. Bu tekrar eden kelimelerde geçmiş sınavlardan çıkıyor arkadaşlar. Bir farklı bir şey yok yani. Öncelikle Soru bankası almanıza gerek yok dedik. Ben önermiyorum. Benim kişisel şahli düş şahsi düşüncelerim. Ben önermiyorum. Ee, i̇lk önce şu kitabı alın. Bunun zaten muhtemelen şu an yenilenmiş kaynağını göreceksiniz. Fuat Başkan'ın Konu Anlatım Kitabı. Çok güzel. Cümle cümle. Makale çevirirken de ben bazen sıkılıyordum. Cümleyi çeviriyorsun. Kelimenin anlamı hemen yanında yazıyor. Onları ezberliyorsun. Cümlenin içerisinden de o kelimenin nasıl kullanıldığını öğreniyorsun. İçinde testler de var. Testlerin açıkçası çok az çözdüm. Hepsini çözmedim. Nadiren çözdüm. Belli kısmında, son kısmında zaten çalışmamışım kitabın. İkinci kaynağımız bu olacak arkadaşlar. Güzel kelimeler var. Yanında eş anlamları var. Testler var. Güzel bir kaynak. Bunun da muhtemelen yenilenmiş çıkmıştır. Bunu da almanızı öneriyorum. Yani elimizde şu an iki adet kaynak olacak. Şu ve bu. Diğer kaynakları almanıza gerek yok. Üzerine ne yapıyorsunuz? Çıkmış soruları eğer kendiniz çözmek istiyorsanız çıkartın. Ben de çıkarttım ama sadece bir tanesini çözdüm. Çıkartın, çözün. Baktınız işte şu kadar net yaptınız. Yanlış yaptığınız soruları, doğru yaptığınız soruların içerisinden de bilmediğiniz kelimeleri not ediyorsunuz, çıkartıyorsunuz bir A4 ya da bir deftere. Onları sürekli tekrar ediyorsunuz. Ben şu kelimeyi ezberledim tekrar etmedim şeklinde yapmayın. Bol bol tekrar edin çünkü unutabiliyorsunuz. Gerçekten çok fazla kelime yüklediğim, yüklemeye çalıştığımız için kısa bir süreçte unutabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında böyle kart yapanlar var. Arkasını çevirip bilmem ne yapanlar var. Ben yapmadım. Ben ne yaptım? Ben ezberlemeye de çalışmadım aslında. Ya ben şu kitabı... Nerede? Şu kitabı... Ya belki 10 defa tekrar ettim. 10 defa baştan sonra tekrar ettim. Ezberlemeye çalışmadım. Ondan sonra zaten o kelimeyi göre göre ezberlediğimi fark ettim. Bundan daha önce de böyle olmuştu zaten. Bir şey sürekli okursanız onu ezberlersiniz. Bu kadar basit. İki tane kitap söyledim arkadaşlar size. Çıkmış soruları çözdüm. Üzerine bu iki tane Instagram sayfasından kelimeleri esas alın. Yok dil kelimelerini özellikle esas alın. Bazı kelimeler çok advanced olabiliyor advanced seviyede. Yani onlara çok fazla gerek yok. Siz zaten anlayacaksınız yavaş yavaş. Bu iki esas alın. Gidip gelirken kendinizi sürekli o kelimelere İngilizceye maruz bırakın. Ben İngilizceyi çalışırken, çalıştığım dönemde okul derslerimi dahi girmedim bazılarını Dinlemedim. Başka bilgiler alırken diğer taraftan unuturum diye. Şimdi domino taşları gibi düşünün. E buradan sürekli alıyorsunuz. E buradan bir şekilde eksiliyor yani. Kendimi sürekli İngilizceye maruz bıraktım. Çok fazla sosyal aktiviteler katılmadım. Dışarı fazla çıkmadım, tamamen kendimi buna adamaya çalıştım. Tabii gerekli olan kısımların dışında. Bu şekilde oynatma listesi bulabilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listesinde ben en sık sorulan soruların videolarını çekeceğim. İşte tıp değil mi daha zor, yok değil mi daha zor. Soru sayısı, soru çeşitleri, İşte hangi konular, bilmem neler. Onları da kısa kısa, part parça çekeceğim. Oynatma listesi, eğitim seti şeklinde olacak yine. Orayı da göz atabilirsiniz. Umarım yararlı olabilmişimdir. Yararlı olabilmişsem bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Umarım başarılı, başarılı olabilirsiniz sınavınızda. İşte İstediğiniz puan alabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.